İki CHP'li konuşan arkadaş da bizim sabrımızın sınırlarını zorladınız. 37 dakika söz verdiniz ve hiçbir şey söylemediler. Bir seçimin, bir zihniyetin neden Türkiye'de seçim kazanılmadığının göstergesini konuştu arkadaşlar. Bu zihniyet, bu kafa yapısı, bu halkı küçük gören, halkı anlamayan, halkı aşağılayan bu zihniyet Türkiye'de bir seçim kazandı. Sadece bir seçim kazandı. 1946 açık oy gizli tasdip sopalı seçimi kazandı. Bu zihniyet, bu halkı küçük gören, halkı aşağılayan, işte köylü 500 lira verdiğinde oy verir diyen, anlamıyor diyen, düşmanlık besliyor diyen, kendi milli olarak üretilen tüm üretimine karşı çıkan bu zihniyet Türkiye'de seçim kazanamaz. Evet, kaybetmeye mahkumdur. Evet, bu seçimin kazananı kim? Adam kazandı. Fabrikada çalışan işçi kazandı. Madende çalışan işçi kazandı. Sivas'ın köylüsü kazandı. Trabzon'un da çay toplayan kazandı. Ama bu zihniyet halkı küçük gören, gemi azıya almak, yakın müteahhitler, sadece yalanlarla halkı kandırmaya çalışan bu zihniyet. Evet, bu halkta öyle bir basiret var ki ama bunu anlayacak sizde anlayış yok. Dolayısıyla bu halkı küçük gören bu zihniyet kaybetti, millet kazandı, bu zihniyet kaybedecek. Köylü milletin efendisidir, nokta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın kararlarına sonuna kadar saygı duyar, nokta. Sandıktan çıkan her sonuca saygı duyarız, nokta. Ama asla ve asla burada bizim değerli konuşmacılarımızın söylediği cümleleri itibarsızlaştırarak, Faruk Bey bu gerçekleri geçiştirerek topu yine her zamanki gibi algıya çevirdi AK Parti. Bunları bırakalım. Faruk Bey içini döktü. Arkadaşlarımız burada 40 dakikadan daha fazla sürece hem ülkenin ekonomik olarak ne halde olduğunu, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını anlattı, hem siyasi seçim sürecini anlattı. Ders çıkaracağınıza buradan yine her zamanki gibi topu algı yaparak topu değiştiriniz. Biz seçim kaybederiz, seçim kazanırız, sorun değil. Biz burada gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Halkımızın tercihine saygı duyuyoruz. Başkanım, bir şey soracağım. TOKİ'yle ilgili bir konu geçti. Bakın, TOKİ'yle ilgili bir konu geçti. Bildiğim kadarıyla geçen aydan beri AK Partili belediye başkanları buraya, ilçe belediye başkanları TOKİ'yle geliyor sürekli. Ne güzel. Birer tane TOKİ bulmuşlar. Bilmiyorum nereden geldi ama bir şey merak ediyorum. Soruyorum buradan. Sayın belediye başkanlarına soruyorum. Ya da sizlere soruyorum. TOKİ almak için AK Partili olma şartım var. Yok mu? Tamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bir dakika. Dinleyin arkadaşlar. Dinleyin. Dinleyin, sonra algınızı yapın. Önce bir dinleyin. Sayın Meclis Başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 Ocak yani senenin ilk ayı 20 Ocak 2023'te bir yazı yazdı. Dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 100 adet TOK aracımızı almak istiyoruz. Bütçemize koyduk. 6 aydır bir kişi bize yazı yazmadı. Siz kimle muhatap oluyorsunuz? Söyleyin, numarasını verin, adresini verin, biz de alalım. İşiniz gücünüz algı, Bırakın bu işleri. Demin bir şey unuttum. Bu arkadaşlar tarih de bilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran, İstiklal Savaşı'nı yapan parti değil. Kurtuluş Savaşı'nı kazananların kurduğu bir partidir. Bu tarihi bir, yani devleti kuranların kurduğu bir partidir. Bunu bir bilin, tarihi gerçeklik olarak. Bunu yanlış tarih anlayışına sahip olmayın. Bilmeyin onu. Onu bir düzeltin. Tarihi bir öğrenin. Bir de Mesut Bey, TOG'u nereden istediler bilmiyorum ama Devlet Malzeme Ofisi'ne başvururlarsa o sırayla geliyor. Oradan alabilirler. Ama bu bizim belediye başkanlarına da İtalya'dan geldi bu TOG'lar. İtalya'dan gönderdiler. Onları kullanıyoruz. Oradan da isteyebilirsiniz. Peki. Evet, şimdi Sadullah Bey'e ismen bir eleştiri oldu. Onun için söz hakkı vereceğim. Umut Bey, lütfen rica ediyorum. Yok, hayır. Ben gündeme geçeceğim. Lütfen. Nasıl? Buradaydı. Sadullah Bey, buyurun. İsmen eleştirildi. Yapmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Hayır. Buyurun. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum tekrar söz verdiğiniz için. siyasi değerlendirmeyi grup sözcümüz yaptı. Ben beyefendinin yanlış kurduğu cümlelerle ilgili söz aldım. Sözünün başında şahsımla ilgili böyle övgü dolu pozitif cümleler kurarak aslında arkasından zehirli birkaç cümle maalesef konuşuldu. Evet, İslami hassasiyetleri yüksek bir ailede yetiştim. Ailemle gurur duyuyorum. Emek, hak, hukuk bizim ailemizin, bütün bizim milletimizin zaten en üstün tuttuğu değerlerdir. Siyaset için, adalet de öyle. Siyaset için, politik durumlar için yalan konuşmak bize yakışmaz. Bir kere bu ifadeyi geri almasını ve düzeltmesini istiyorum. Daha da önemli bir konu var. Zannediyorum istemeden kaçırmış olabilir. Düşmanlık duygusuyla kürsüde hareket ettiğimi ima etti, ifade etti. Bu konuda da kendilerinden özür bekliyorum. Biz İstanbul'un meselelerini konuştuk. Burada düşmanlık besleyecek bir durum yok. Öyle bir yaklaşım da olamaz zaten. Eleştiriye açık olmak lazım. Bizim düşmanımız bellidir. Bayrağımıza düşman olanlar düşmanımızdır. Milletimize düşman olanlar düşmanımızdır. Ülkemize düşman olanlar düşmanımızdır. Sahip olduğumuz, ait olduğumuz kültür medeniyet değerlerimize düşman olanlar düşmanımızdır. Dinimiz, İslam'a düşman olanlar düşmanımızdır. Dolayısıyla burada meclisteki bir konuşma için düşmanlık duygusu ifadesinin geri alınmasını, özür dilenmesini istiyorum. Bu doğru değildir. Bu ifadeler maalesef iyi niyeti de aşan ifadelerdir. Biz zaten meramımızı anlattık. İstanbul için bundan sonra ne yapabiliriz? Hala fırsat var. Seçime 9 ay var. Bence bu taraflara yoğunlaşmakta fayda var. Bu konuda hem düzeltme hem özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum başkanım. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyorum. Mesut Bey bu konuyu artık rica ediyorum. Yeterince müzakere edildi. Meclis yeteri kadar da gerildi. Ben gündeme lütfen rica ediyorum Mesut Bey. Yeterince konuşuldu. Söz de verdim hepinize. Arkadaş sadece şahsiyle alakalı bir eleştiri vardı. Ona cevap verdi. Seyfi Bey rica ediyorum. Lütfen. Özür talebi var. Peki. Buyurun. Sadullah Bey yanlış anlamış olabilir. Benim orada kullanmak istediğim, anlatmak istediğim düşünce şekli bir düşünce karşıtlığı, fikri karşıtlık anlamında düşmanlık şeyini anlamına gelebilecek bir şey kullandım. Yoksa onun milletle ilgili düşmanlık anlamında gelecek başka bir millet düşmanlığı, bayrak düşmanlığı üzerinden bir düşmanlık ifade etmek istemedim. Onun için o yanlış anladıysa özür dilerim. Peki, teşekkür ediyorum.